eksi bassın. İç kıtayı atlarının terleriyle ıslatan, atın üzerindeki Türk değilse yük Türk erkeğini, bütün cihana kabul ettiren nişanlı ecdadının hatıralarını en canlı haliyle yaşatmaya devam ediyor. Dünü, bugünü ve yarını kuşatan, her kesimden herkese hitap edecek olan Hamidiye Kültür Parkı projesi tanıtım toplantısı bugün yapıldı. Numune çiftliği olarak tesis edilen, sonraki dönemlerde Atçılık Islak Kurumu ve Aygır Depoları olarak uzun yıllar atçılık sahasında hizmet veren tarihi alan, dünü, bugünü ve yarını kuşatan muazzam bir projeyle can buluyor. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolüyle basın mensupları katıldı. İçerisinde çelik konstrüksiyonda binayı şey yapmadan, deforme etmeden bir çelik konstrüksiyonda. Programda bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Hamidiye Kültür Parkı projesi hakkında bilgiler verdi. Bugün hakikaten bu Sivas'ın kıymetli bir düşünce, kıymetli bir proje. Bu projenin burada, özellikle bu mekanda, bahset sizlerle paylaşmak istedim, kamuoyuyla paylaşmak istedik. Neden? Çünkü öncelikle doğru ve sağlıklı bilgilendirmek istiyoruz. Ve ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı izah etmek istiyoruz. Çok şükür ki Sivas bu birikimiyle kimliği olan bir şehirdir. Şu an içerisinde bulunduğumuz alanın geçmişine baktığımızda Abdülhamit Han dönemine kadar gidiyoruz. 1889 yılında 2. Abdülhamit'in buyruğuyla kurulan bu yerin saraya at yetişen aygır deposu. Burada birçok Sivaslı bizden daha iyi bu yılların geçmişini bilirler. At deposu, aygır deposu, uzun yayla atçılık ıslah kurumu, numune çiftliği ve ziraat mektebi olarak kullandığını görüyoruz. Alanda bahsettiğimiz gibi 11 adet tescil yapımız var. Bunlar ekranda herhalde görüyorsunuz. Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Abdülhamit Han Anayevi, Sivas Hediye Geçtiği satış alanımız var. Hara Kafe var, Hara Restoran var. Burası Hara Restoran olacak. Kitap Kafe gibi fonksiyonlar veriyoruz. Yani her bir binaya, 11 tane binaya bu şekilde fonksiyonlar veriyoruz. Ayhan, Hamidiye Kültür Parkı projesi içerisinde yapılacak olan alanlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı. Yani bizim Sivas merkezde biliyorsunuz millet bahçesi yapıldı. Başkanımız da hoş gelmiş, İlgen Meclis Başkanımız hoş geldiniz. 53 bin metrekare alan burası biliyorsunuz. Tam oranın 5 katı. 5 katı büyüklükte yetmiyor arkadaşlar. İnşallah AFAD binasının oraya kadar da yaklaşık 120 dönüm daha bir alanda kamulaştırarak da alanı daha da genişletiyor. 250 bin metrekare alan içerisinde 11 adet tescilli yapının yer aldığı Harlar bölgesi. Yakın zamanda hepinizin bildiği gibi yok olma tehdidine karşı karşıyaydı. Gerek konum olarak, gerekse tarihi geçmiş olarak bu kadar özel bir alanın şehrimize kazandırmak amacıyla öncelikli olarak tarihi yapılarımızın restorasyonuyla başlatmıştık. Bugün tescilli yapılara verdiğimiz fonksiyonlarla ve bölge inşa ettiğimiz diğer yapılarımızla Anadolu'nun, ben iddia ediyorum, ülkemizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak ve bunu hayata geçiriyoruz. Ayhan daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bunun bir ilk işaret fişeği 5 milyon TL bildiğim kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Ve işe başladık. Yeter ki tulumbaya bir su koyalım. Tulumbaya su koyduktan sonra biz de kuyudan su çıkarmasını biliyoruz. Finans olarak yaklaşık bizim öngörümüz ama güzel bir iş yapmak istiyoruz. Peyzajı mesela çok özel. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Taşına kadar mesela yapılmış olan taş var. Mesela onu bile değiştirmeyi düşünüyoruz. Hemen de müdahale ediyoruz. Yani nitelikli bir iş yapmak istiyoruz. Kaliteli bir iş yapmak istiyoruz. Paradan kaçmak istemiyoruz. Dolayısıyla yaklaşık bir 100 milyona yakın bir buranın maliyet olacağını düşünmekteyiz. 100 milyon. Daha sonra proje alanını gezen il protokolü ve basın mensupları projede gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. Biraz ortamda o yeşil alan çok olunca, tertemiz şey olunca. Buraya nasıl köşe atlasın diye bir yer.